biliyorsun üniversitesi öğrencileriyiz. Amacımız biliyorsunuz artık bu sosyal yaşantıyı harekete geçirmek. Maalesef çok boş yaşıyor biliyorsun Ankara hayatı. Daha çok günlük kafelerde çürütüyor. Ben de kendim doğma büyümeli buradayım. Ve sizlerin lise yıllarımdan beri oyunlarını izleriz bu sahneyi. Maalesef zaman zaman ben kendim şahit oldum. Bir sıra bile dolmadı vakitler oldu burada oyunlarda. Üzücü bir şey. Bunu canlandırmak adına da üzerinde düşen bir vazife olduğunu düşünüyoruz arkadaşlarla. Sizlere sesini üniversite ve kampüse duyurmak, üniversite öğrencisi buraya çekmek amacıyla bugün buraya geldik. Ayrıca bu ekibin engelli oyuncuları var. Onları dinlemek bizim için çok daha keyif verici olacak. Çünkü çok nadir herhalde hocam değil mi? Türkiye'de engelliler konuşan bir oyun altı, bir tiyatro bulunuyor. Türkiye'de az bir tane en duyulduk yön sanat atölyesi var. Onun dışında da pek faal bir hani engelli tiyatrosu bilmiyorum. Bunun da yayılması lazım. Geçen gün Nihat abi, başkanın yanındaydı. Onunla konuştuk hani engelli üzerine neler yapılabilir. O da çok şey anlattı bize. Yani Giresun hakkında çok bariz bir kötü durumdaymışız yani sosyal yaşantıda. Amacımız budur. Ben isterseniz bir arkadaşım Giresun kampüsü anlatacak size. Yani nasıl kurulduğumuzu, asıl hedefleri anlatsa. Sonrasında sorularımız olacak. O şekilde bir ilerleyelim. Şimdi biz Giresun Kampüs ekibi olarak hani öğrencilerin, üniversite öğrencilerin genel anlamda burada en iyi şekilde faaliyet sürdürebilmelerini, Giresun'un hakkında, Giresun yöresinde yapılan projelerde en aktif bir şekilde yer almak için kurulmuş bir topluluğuz. Hani her anlamda sosyal faaliyetlerle bulunmaya çalışmak üzere elimizden geldiği kadarıyla ekip arkadaşlarım seni farklı aşamalarda bulunmaktayız. Nereden bahsedeyim ben? Soracağım da hani demek ki Kemanayeli Giresun'da insanlar çok boş yaşıyor. Sadece hani Giresun Üniversitesi Giresun demek değil yani. Türkiye'de hani bir portföy sanırsa oradan geliyor işte bütün bölgelerden öğrenciler geliyor. Genelde baktığımızda öğrenciler de çok boş yaşıyor gibime geliyor. Yani bu aslında hani Giresun'un değil tüm Türkiye'nin tüm gençliğin sorunu bence. Sizde hani bu karakterlerin arasında bir şey yapmaya çalışan birileri olarak hani yaptığınız bu çalışmayı çok değerli buluyorum. Yani biz de size teşekkür ederiz. Ya biz mesela derslerde sunum yapıyoruz. Özellikle sosyoloji dersleri yani bu halde oluyor. Öğrenciye diyoruz ki bir hafta dolusu adama. Yani şu filmi bir izleyin. Yani bir ufkunuz gelişsin. Her türlü Kore dizisini izliyor öğrenci. Ama ufkunu açacak. Ya bir film izleyemiyor. Zoruna gidiyor çünkü düşünmek. İstersen sorulardan başlayalım. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Serkan. Tamam. Tanıyalım arkadaşlar. Evet. Baştan başlayalım. Fatih abi. Ali İlker. Fikret Öğüt. İlyas Kosel. İlyas Kosel. Bizim hani işitme problemi aranın için. Evet. İlyas Kosel. Fotoğrafçı. Evet. Biliyorsunuz meşhur fotoğrafçı. Evet. Sosyal medyada veya Tönger sizin sayfadan kalabalıktır galiba. Abi muhteşem postlar yakınmış. Yan hayatı. Harika. Giresun Kampüs Öğrenci Grubu. Anlıyor musun? Giresun Üniversitesi. Anlıyor, biliyor. Fatih'ten başlayalım tanımaya. Ben Mahalle Aylin, 40 yaşındayım. Arkadaşlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben Ali Kapir, Giresun Üniversitesi Türk Dil Edebiyat Öğrencisiyim. Evet. Biz de burada oyuncu olarak başladık nasıl? Leyla Sultan. Leyla Sultan. Ya şimdi röportajdayız yani biraz resmi dil kullanıyorum. Öyle olmasın ya. Yok ben tutmuyorum. Ben Leyla Kol. 18 yaşındayım. 31 yaşındayım.
3 sene önce başladım bu işe. Bu 3. oyunum olacak. 3. oyunum olacak evet. Bu tiyatroyu bana bir engelli bir abim sevdirdi. Şu an kendisi de rahmetli oldu zaten. Onun şey yapmasıyla işte bu işe başlatmasıyla birlikte sürdürüyorum şu anda. İnşallah daha da ileri bir eğitim almak isterim ama Giresun şeyinde ne kadar olur onu bilemiyorum. Olursa olur, olmazsa olmaz. Yani bu kadar. Ne sabit? Biraz sonra onun iş yerine gitsin. Telaşlarını bekliyordum. Daha önce yani işte duyumu ise iki sıralarında kaydı. Yani ondan sonra daha sonra sadece sizler dernekler içinde yer aldım. Uzun süre Trabzon'da futbol oynadım. Türkiye Şikmen Geldiler Milli Federasyonu içinde görevlendirmelerim oldu. Eğitim komisyonu. Yani federasyon içinde birçok çalışmalar içinde bulundum. Federasyonumuz içinde de tiyatro grubu vardı gerçi kendim oynamadım ama tabii sosyal olarak biraz aktiftim iş hayatımda da ama tabii emekli olduktan sonra daha fazla zaman olmaya başladı. 2003 yılında Adanın Sessiz Çığlığı adlı oyunda oynadım. Yani tiyatro olsun daha fazla zaman ayırmaya başladık yani. Ama sosyal olarak sporla, mesela doğa, tabiat, fotoğrafçılık, bunlar zaten abim. Yani oluşan bu da bir önceki oyunda da takımının diğer oyunda olduğumdan katılamamıştım. Bu oyuna nasip oldu şey. Gördüğünüz gibi hani arkadaşlarla beraber bir şeyler yapmıyor aslında. Ben kendimi tanıtayım. Adım Fikret Öğüt. 2012 yılında Giresun Belediyesi Tiyatrosu ailesine katıldım. İşte ilk oyunum Antan Çoğu'da o yıllarda oynanan bir oyundu. Ben de bu camiada olmaktan çok mutluyum. Yürek takımında olmaktan özellikle. Yani arkadaşlarla çok iyi anlaşıyoruz. Oyunlarımızı zaten yansıttığımız kadarıyla siz de anlarsınız. Bir aile gibiyiz burada. Yani daha ileriki dönemlerde daha başarılı olmayı istiyoruz. Daha güzel oyunlar oynamak istiyoruz. Tabii daha çok engelli arkadaşlarımızın bize katılmasını istiyoruz. Yürek takımının hakkını vermek için bu kadar. Teşekkürler. İnşallah. İnşallah. Sorunuz varsa. Bir arkadaşımız daha geldi. Giresun Kampüs grubu. Giresun Üniversitesi'nin Giresun Kampüs grubu. Bizimle söyleşi yapıyorlar. Tek tek tanıdılar bize. Ahmet Rahat'a bakalım. Giresun. İşte Elham Bey Bozman mezunuyum. Geçen sene mezun oldum. İşte geçen sene üniversite kazandım. İnşallah bir yere kadar cevap edelim. Biraz. Ben Mimar Sinan mezunuyum da. Tabi oralar çok gibiyiz. Sıra bende galiba. Adım Serkan Kayacık. 37 yaşındayım. 37 olacağım zaten. 36'nın sonunda ben biraz ileri görüşlü olduğum için hemen 37 yaşındayım. 26 yaşında İstanbul'da oyunculuk eğitimleri alarak bu işe başladım. Sonra 2019'da Giresun'a dönmek durumunda kaldım. Giresun Belediyesi'nde işe başladıktan sonra 2013 yılında tiyatro bölümüne geçiş yaptım. O gün bugündür işte çeşitli oyunlarda oyuncu, yazar, yönetmen olarak görev yapıyorum. Kısa ve öz bu kadar. Peki nasıl bir ekip oldunuz? Nasıl başladınız tiyatroya? Hangi aşamalardan bu hale geldiniz? Hangi aşamalardan geçtik? Şimdi Giresun Belediye Şehir Tiyatrosu
Zaten görevimize devam ediyorduk. Giresun Belediyesi çatısı altında bir engelli birimi oluşturulmuş. Oluşturuldu daha doğrusu. Biz sonradan haberdar olduk. Arkadaşlara sormuşlar hani. Sonuçta engelli arkadaşlarla irtibat halindeler. Hani hangi sanat dalında kendinizi geliştirmek isterseniz. Çoğunun seçimi tiyatro olmuş. Sonra işte Emine Hanım vardı, Emine Çetinkaya. Genel sanat yönetmenimiz Doğan Turan'la görüştü. Hani arkadaşlara oyun yapabilir miyiz filan. O doğrultuda çalışmaya başladı. İlk sahnelediğimiz oyunda Kulaktan Kulağa adlı oyundu. Yine o oyunun uyarlamasını, uyarlama yazarlığını ben yaptım. Yönetmenliğini de ben yaptım. O oyunla başladık. Sonra bitti. Buna başladık. İşte böyle devam ediyoruz. Başlangıç aşaması böyle. Peki tiyatroya katılmanız etkili yönetmenler neler? Genel olarak hepimiz. Benim mi? Mesela. Genel olarak benim bu tamamen tesadüf oldu. Hiç oyunculuk, tiyatro aklımdan geçmiyordu. Hatta benim karakterime de ters diye düşünüyordum. Ben çünkü çok içe dönük bir insandım 26 yaşına kadar. Sonra tesadüf eseri İstanbul'da bir oyunculuk atölyesine katıldım. Hayatımı değiştirdi diyebilirim. Yani biraz benim karakterimi, yapımı değişti. Hani kapalı insanlara, hani asosyal insanlara şey derler ya, hani bir hobiyle, bir sanat dalıyla, bir şeyle uğraşın, hani sizi açar, geliştirir. Hani bende de bu gibi etmenler oldu. Onun için sevdim ve devam ettim. Şimdi mesleğim olarak devam ediyor. Peki arkadaşların katılma etmenleri tiyatroya? Neden var? Neden var? Neden tiyatro? Ben de Akın abimle İki oyun oynadık, para bulduk. İki oyun oynadık, dövdümüz acı. Gel bize gidelim, sohbet arasın, öyle böyle oraya gel. Şimdi Aksen abi dedikleri de Aksen Sema Küçük, Giresun Bedensel Engelliler Derneği, spor kulübü başkanıydı. Basketbol takımı var, onun da kurucusu kendisi. Sonradan hani, denize kafa dalıyor. Gençlik yaşında hani boynu kırılıyor. O yaştan sonra şey, hani felç kalıyor sadece. Hani tekerlekli sandalyede yaşamını idame ettirebiliyor ama çok sosyal, böyle kültürel etkinliklere düşkün bir abimiz. Hatta zamanında ben de konuşmuştum neler yapabiliriz diye, onunla fırsat olmamıştı. O abimiz, rahmetli abimiz, bu arkadaşları yani teşvik etti, yönlendirdi. O derneğin kuruluş aşamasını da biliyorum, şöyle biliyorum. Benim mahallemde, yani çocuk olarak büyüdüğümüz mahallemde açılmıştır o dernek. Hatta Leyla'yı oradan tanırım, Fatih'i, şey, Adem vardı, Ademleri oradan tanırım. Bu yaklaşık 15 sene önce filan değil mi derneğin açılma süreci filan? Şöyle, bu derneklerin yani arkadaşlarımızın hayatına katkısını ben şöyle görüyorum. Hani daha hani milletimiz engelli demek istemiyorum ama hani öyle tabir ediliyor. Hani kuracak cümle de bulamıyorum. Hani engelli insanlar genelde toplumda dışlanmış, itilmiş, evden dışarı çıkmayan, hiçbir sosyal aktiviteler olmayan, sadece gördükleri kendi aileleri, anneleri, babaları, onun dışında hiçbir sosyal etkinlikleri olmayan, sürekli evde kapalı kalıyorlardı. Bu derneklerin açılmasından sonra bir onlar arasında bir dayanışma oldu. Daha çok dışarı dönük olmaya başladılar. Onları yani hayatını ben çok değiştirdiğini düşünüyorum. Bir de hani teknoloji eskiden biliyorsunuz yoklukta vardı. Herkesin tekerlekli sandalyesi yoktu. Herkes alamıyordu. Artık yani şükür hani birçoğu sorunları aştı. Akıllı arabalarla daha rahat şehir içinde ulaşım sağlayabiliyorlar. Yani bir nevi kendilerini daha çok buldular. Bunda da derneklerin sen abi de konuda yani çok faydalı işler yaptı. Yani Allah rahmet eylesin diye buradan da anlamadım. Peki şey, tiyatro oyunu esnasında karşılaştığınız sorunlar oluyor mu? Tiyatro oyunu esnasında... Olmuyor. Olmuyor. Bizim karşılaştığımız en büyük engel insan. Benim bir lafım var. Bizim biraz da üstümüzde de uyuyor. Hani insana insandan başka engel yok. Şöyle, buna
engellemeyelim de yeteneklerin sınırlanması diyelim. Şimdi atıyorum Leyla'nın yeteneği bana göre sınırlı, hani yanlış anlama, hani yürümüyor, arabayla gidiyor. Benim engelim diyelim, atıyorum sen bana göre daha iyi basketbol oynarsın, sen bana göre daha iyi futbol oynarsın, ben sana göre engelliyim değil mi? Sen benden daha yeteneklisin, benden o konuda daha iyisin. Ben hani kafa olarak bu şekilde bakıyorum, hani hepimiz engelliyiz. Yani herkesin ağırsan bir özelliği evet. Var, Kerim'in ağırsan aslında bir engelli olarak. Yaşamasanız diyor. Bu önemli yani. Çünkü ben mesela yazar olarak yazarken hani
normal bir yazar olarak değil de oyuncu olduğum için aynı zamanda oynayarak kafamda canlandırıyorum. Bu bunu yapar, bu filan, bu da şöyle yapar. O duygularla yazıyorsunuz yani. O duruma karşı karakter bu tepkiyi verir ya da bu tepkiyi verir mi, neden vermiyor. Hiçbir karaktere girdiğinizde, bir rol gireyim, bir karaktere hayatınızda girdiğinizde. Hayatınızda etkisi oluyor mu? Hiç o an yaşadığınız oldu mu mesela? Ben şu karaktere girdim ve gerçekten öyle bir anda yaşadım o karakterin görevinde. Ben de söyleyeyim. Söyle. Ben hiç yaşamadım. Aslında yaşanılmaması da gerekiyor. Çünkü o kulise girip o kostümü giyince kendi kostümünü yerinize. O askıda astığınız zaman Fikret'i ben oraya asıyorum, Hüseyin'i giyiyorum. Fikret orada, Hüseyin sahnede. İşim bittiği zaman ben tekrar şirketi giyiyorum, Hüseyin'i kaldırıyorum dolaba. Öyle olması gerekiyor. Aksi takdirde yaşamımızı etkilerse o oyunumuzu da etkiler. Çünkü biz sahnede o oyunu canlandırıyoruz, yaşamıyoruz. Eğer çok içselleştirirsek, çok oynarsak yani yaşantımızı da etkiler, hayatımızı da olumsuz yönde etkiler. Oyunumuzu da çok iyi oynayamayız. Benim görüşüm böyle. Abi sizin sorduğunuz soruya dönecek olursak şöyle hani insanlara karşı da hani daha olumlu, daha medeni, daha insancıl davranmanızı sağlıyor. Belki hani bir delinin, bir sarhoşun ya da bir psikopatın hani direkt onu yargılamak yerine onun yaşadıklarını düşünerek biraz normalleştirmeye çalışıyorsunuz. Belki o durumda onun yaşadıklarını ben yaşasam belki daha kötüsü olacak. Biraz daha insanın medeni bir kıvama getiriyor. Kulak memesi bir maçı. Şarkında alıyorsunuz. O role bürünürken mesela oyuncular hani çevrenizde o role denk gelen birisini bulup da konuştunuz oldu mu? Yani atıyorum bir teyze olacaktınız. Nasıl çekilmez bir teyze olacaktınız. Çevrenizde de öyle var. Gidip bir şundan da bir öğrenin nasıl bir huyu var dediğiniz oldu mu? Yok, gözlem tabii ki yapıyorsunuz ama şimdi şöyle bir şey yap. Tabii bunu yapanlar vardır aslında. Yapılması da iyi bir şey. Ben hiç denemedim ama tabii ki gözlem yapıp o karakteri canlandırdım. Sonra bir de kendi içimde. Bir de sonuçta atıyorum ben seni izledim. Sen o metindeki tekste %100 uymayabilirsin. Belki senin bir tikin uyar, başka bir şey uyar. Senden onu aldım. Bir de kendi içinden de düşünüp ben buna bunu katabilirim. Bu karakter bunu yapar, bunu yapmalı, böyle olmalı. Öyle bir harman yapıyor. Kendi vücudunuzu da, kendi duygularınızı da katarak ortaya bir şey çıkıyor. Peki kişisel gelişiminizi, sosyal yaşamınızı nasıl etkiliyor tiyatrodaki rolleriniz? Sosyal yaşam diye bir şey kalmadı. Ben de televizyondan, dünyadan pek haberim yok. Sırf iş, güç, tiyatro buradayım. Dışarıda ne oluyor pek bilmiyorum. Ben bir şey söyleyeyim. Ben tiyatrodan önce Serkan abla'nın söylediği gibi daha böyle içime hani kapanık biriydim. Her zaman bir tiyatroya bir eğilimim vardı ama tiyatroya başladım. Hani mesela bir ortama girdiğinizde hani özgüveniniz artıyor, sosyalleşiyorsunuz. Hani benim için çok faydalı bir şey tiyatro. Ve zaten hani bırakmayı da istemiyorum hayatım boyunca. Demek ki soruyu pardon Fatih'cim kaçırdım. Hani acaba role girip role kaptırdınız mı kendinizi, o çıkma durumları falan hani oyunculuk eğitimlerinde bu şey var. Sahneye girdin, gerçek karakterini, ceketini dışarı kulise astın, sahneye adım attığında o karaktersin. Rol bitti, o rolden çıkacaksın. Onun ayrımını yapmak gerekir. Yoksa öyle olsa çok sakıncalı bir durum olur. Aa ben psikopat oynadım, dışarıda asayım keseyim falan. Bir dönem Kurtlar Vadisi yeni çıktığında Kurtlar Vadisi'ni izleyenler sokağa çıktığında olaylar falan oluyordu yani. O kadar içselleştirmemek lazım. Ev arkadaşım İzmir'deydi, Elazığ'daydı. Şeye denk geliyor. O dönemden Elazığ'ın. Evet. Adam o kadar role kaptırmış ki yani. Restoranta geliyor, bir ton hesap yığılıyor. Çıkar, hesap ödemem ben, bu dönemden var mı diyeceğim. Kaptırmış adam. Yani o kadar şizofrenik durumlar yok yani. Tabii ki ama sahnede zaten bizim amacımız o karakter. O karakterin ne yaptığını hani bir nevi tiyatro sahnesinde o deneyimi insana göstermek. Ben bozuk kafadan.
benim çevremde de var. Ben onları teşvik etmeye çalışıyorum. En azından bir kere git, bir şu diziyi izleme, bir kere bir tiyatroya git, onun nasıl bir şey olduğunu bir gör diyorum. Ama ön yargılılar, yine gitmek istemiyorlar. Bu benim birinci derecede akrabam da olsa, hiç tanımadığım biri de olsa, bu hiç fark etmiyor. Hatta şöyle bir olay geçti başımdan, size anlatayım. Biz şimdi oyuncuların çıktığı zaman afişlerini asarız. Direği, her yere, ağaca falan. Asıyoruz yine, biri geldi yaşlı bir amca dedi, bu ne yapıyorsunuz dedi, işte Gülsün Menşehir Tiyatrosu, işte afişimizi, oyun afişini asıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Adam döndü dedi ki, dansız oynuyor mu dedi. Şimdi bu adamı sen genç tiyatroya nasıl getireceksin? Para takacaksan oynuyorsun. Biz arkadaşla şöyle kaldık. Böyle insan çok. Önce böyle insanları demem gerekiyordu aslında. Bilinçlendirmemiz gerekiyor ki tiyatromuz daha uzun süre kafaları açık olsun. Bir de şu algı var bilinçlendirme. Tiyatroda sıkılırım algısı var. Yani adam her gün baş programı izliyor, sıkılmıyor. Evet. Ama işte asıl tiyatro o. Hobi değişiyor, ilgi alanı değişiyor, algı değişiyor. Yok. Bitirelim. Peki ilgiyi artırmak için ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? İlgiyi artırmak için bir, yani... Aslında yapıyor musunuz? İşlerin kalitesini bir daha yukarı tutmak lazım kesinlikle bu. Aslında yapıyor musunuz? Benim de şöyle bir şeyim var, hani tezim var. Hani yetişmiş insanı değiştirmek çok zor. Onlar evet. Biz şöyle yapıyoruz. Biz aslında Ramazan ayında orta oyun hazırlıyoruz. Orta oyunu her mahalleye götürüyoruz. Giriyorsunuz. Her mahalle. İlçesi de dahil. Aslında biz insanlara tiyatroyu gösteriyoruz. Tiyatro nasıl bir şey olduğunu. Orta oyun çok aşırı komedi. Çok güzel komedi. Onu da insanlara götürüyoruz. Onlara aslında tiyatro nasıl bir şey olduğunu gösteriyoruz ama ona rağmen işte sıcak evinden çıkıp buraya gelmek istemeyen insanlar var. Boş iş olarak gören de çok. Ama izlerken eğleniyor. Evet. Eve gittiğinde boş iş olarak. Hayal etme geçti. Bu öyle olmaz. Hayal etme geçti. Var mı? Zor soru var. Onu da videoya alalım diyoruz. Aynen. Hepiniz geçip bir video çekeceğim. Tamam. O zaman ben bir soru sorayım. Ona geçen ben bir video çekeceksiniz. Ben yönetmen bir bunu soracağım. Ondan bir soru cevap almak istiyorum. Şimdi burada bir ekip var. Tek tek en güvenilir kişi kim burada? Sizin ya ben buna bir rol veririm bunu var mı? Getirir dediniz kim? Yapabilir misin? Ben öyle bir sınıflandırmaya giremez. Giremez misiniz? Giremez. Hadi yapılır ya futbolcular kendi aralarında. Yani sınıflandırma yapmak o ekibin ruhunu bozar. Evet. Her yerde çok yapılır. Yok şeyde çok yapılır. Futbolcular özellikle çok geçemem esprisi. Hani en espriniz kim? Ama sen espriniz kimdir? Ona rağmen. Sen... En esprili kim bu ekipte? En esprili demez. İlyas. Asıl şey Ahmet. Ha evet. Ben aslında şöyle, benim oynadığım karakteri başka birisi oynuyordu. Ben de mazlum karakterini oynuyordum.